Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada XRP üzerine konuşacağız. XRP'deki e, genel itibariyle fiyat hareketlerini değerlendireceğimiz bir video olacak. Eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi anlayabilecek iyi Metaverse coinlerine de göz atmaya çalışacağız diyebiliriz. Şimdi XRP satış baskısıyla karşı karşıya olabilir mi diye burada bir e, soru açıyor. Birincisi unlock meselesiyle alakalı. Zaten konuşacağız gün içerisinde. Ayrı bir videoda bunu ele alacağız. Bilinmesi gereken en son Bitcoin 26,5 bin lira. Bakınız ki dün bununla alakalı uzun uzun konuştuk. Bitcoin'in 26,5 bin lira kadar yapabileceği bir deneme e, düzeltme beraberindeki hareketle alakalı Bitcoin ne yaptı? 26.5 binlere beklentiyi verdi ve bir geri çekilme gerçekleştirdi. Tabii devamında önemli bir şey oldu. ABD tarafından da güzel haberler gelmesi. Mesela iki parti Fed yetkililerinin faiz oranlarında e, duraklamaya gidilmesi gerektiği ve bunun bu şekilde olacağını düşünmelerini açıklamaları. Ardından BTC tarafında da güzel ve istikrarlı yukarı kalkışlar tespit eder olduk. Dolayısıyla şu an golden cross'a doğru hafifçe gitmeye meyilli. Özellikle bakın 27126'larda net bir şekilde burada ne yapıyor? MA50 değerini koruyor. BTC bunun üzerinde bir 4 saatlik kapanış yapabilirse ki şu an ortam müsait. Tabii ki bu hızlı bir şekilde 27.5 devamında 28.000'lere doğru bir yön yukarı hareket getirebilir ama bir şeyin unutulmaması lazım. Şu anda bu kırılımı başaramaz ki Bitcoin'in istikrarlı bir yükseliş sağlayabilmesi için 28500'leri günlükte alabilmesi ve üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekmektedir ve şu anda piyasa koşulları buna müsait değil. O yüzden her ne kadar 28000 hatta 28500 denemeleri yapabilecek olsa bile bu anlık bir etkiyle devamında sönümlenecektir. O yüzden FOMO'ya kapılmamak gerekiyor. Ta ki eğer Fed beklentiler üzere e, faizlerde duraklamaya giderse gereken katalizör bu olacaktır. O yüzden dediğim gibi burada e, fazla bir beklenti içerisine kapılmamak gerekiyor. XRP'den konuşursak XRP bir şeyi çok açık bir şekilde kanıtladı. Zaten epeydir gördüğümüz bir mesele var burada. O da XRP'nin bir yükseliş sezonunda daha doğrusu yükselişe çok eğilimli bir durumda olduğu en son düz 50 sentlere kadar yoklamıştı ki çok büyük bir ihtimalle eğer bu kırılım gelseydi bu düzeltme devam edecekti. 49'ların da kırılımıyla BTC'nin geri çekilen etabı içerisinde 47'lere kadar XRP bir düzeltme yapabilirdi. İçsel anlamda buna meyilli olmamasına rağmen piyasa koşulları e, direnci kıramamasına sebebiyet veriyor ve bu da bir düzeltmeyi gerektiriyordu aslında. Ancak en son BTC yükselişiyle de yeniden ne yaptı? Bir 51.8 direncini bakınız ki yokladığı bir süreç içerisine girdi. Bakın bir parti yokluyor, nokta atışı deniyor. Fakat başarısız olup aşağı yönlü yeniden bir gidişatı sağlıyor. Özellikle şu an BTC tarafı destek verebilir ve az önceki belirttiğimiz üzere hele bir 27.5 denemeleri ve istikrar gelebilirse XRP'de ne yapabilir? Burada 51.8'ler üzeri bir kapanış yapma şansı vardır. 51.8'ler üzeri bir kapanış yapabilirse içsel olarak 60 centlere doğru bir yolculuğa hazır olur. Ama bu da sizi bir e, FOMO'ya itmemesi gerekiyor. Çünkü XRP'deki asıl nokta yani asıl açılım zaten Fed'in duraklamaya gittiği ve piyasayı katalize ettiği bir süreci içerecektir. O yüzden bunlar XRP için daha yükseliş bile sayılmaz açıklamasını yapabiliriz. Yine de Haziran ortasına kadarki süreçte şu an 51.8'leri kırıp kıramaması XRP'nin yönünü belirleyecek. O yüzden bu geceki saat 3'teki kapanışa dikkat edeceğiz ki XRP'de yön tayinini belirleyebilelim. Ama dediğim gibi bu çok böyle yüksek yüksek hareketlerle sürmeyecek. Kıramazsa da ufak ufak geri çekilme, kırarsa da bir ralliden ziyade akümülatif hafif yükseliş olacaktır. Ripple dolaşımdaki arıza 1 milyar token daha eklemek için escrow hesabını açtığı için XRP satış baskısıyla karşılaşabilir. Ripple'ın XRP'si dijital varlıkların en büyüğü için mevcut piyasa duyarlılığından büyük ölçüde ayrışma beklentileri sergiliyor. XRP fiyatı son 30 günde %9 artarken Bitcoin %5'lik bir düşüş yaşadı. Aslında bu pek çok şeyi anlatır nitelikte. Evet yani XRP piyasadan pozitif ayrıştı. Çünkü gerçekten de yükselişe eğilimli. Varın piyasanın yükseldiği sezonda siz düşünün. Ripple'ın aylık escrow kilidi yeniden açıldığından XRP fiyatının ileride belirsiz bir şekilde davranması bekleniyor. Hayır çok da Belirsizlik yok. Ee, dediğim gibi zaten bunu şey yapacağız. Gün içinde bir videoda değerlendirmesini yapacağız. XRP önümüzdeki dönemde satış baskısıyla mı karşılaşacak? XRP ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan davada sanık olan Ripple Labs'ın birkaç önemli kazanım elde etmesiyle yükseliş eğiliminde. Hayır, önemli kazanımlar elde etti. Fakat yükseliş eğilimi kendi içsel durumundan kaynaklı. Yükseldi çünkü davada kazanım elde etti değil. Yükseldi çünkü XRP'nin Bitcoin'le olan korelasyonu ve bahar etabındaki doğal davranışı budur. Bu olumlu güncellemeler XRP fiyatının yılbaşından bugüne bugüne bazında neredeyse %50 artmasına yardımcı oldu. E, hayır iki katına e, kadar yaklaştı yani yüzde %80 %80'e neredeyse vardı. İkincisi bunun bununla bir alakası yok. Ancak XRP ileride bir darbe alabilir. Ripple dolaşıma yaklaşık olarak 515 milyon dolar değerinde 1 milyar XRP daha eklemek için escrow hesabının kilidini açtığından token satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Dolaşım arzına 1 milyar eklemek sonunda satış baskısına katkıda bulunacaktır. XRP'nin dolaşımdaki arzı şu anda 52 milyar seviyesinde bulunuyor. Evet şurada bir satış baskısını görebiliyorsunuz bak şurada. Eee tarafından sağlanan verilere göre kripto balinaları son 24 saat içinde birden fazla işlemde yaklaşık 64 milyon dolar değerinde 126 milyondan fazla XRP taşıdı. Bayağı aktifmiş. Evet. Veri izleyicisi tarafından kaydedilen en büyük işlem yaklaşık 38.8 milyon dolar değerindeki 76 milyon XRP'nin kripto borsası Binance'a taşınması oldu. E, bu kadar durgun bir süreç içerisinde bile XRP tarafında hız artmaya ve keskin hareketler gelmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.